Herkese merhaba. Devam filmine hoş geldiniz. Ben Seçil Türkkan. Teknik Masa'da da İlkan Akgül'le berabersiniz. Devam filminin 13 Mayıs tarihli bölümünü dinlemektesiniz şimdi. Geçtiğimiz programda akademisyen Emre Tansu Keten'le beraberdik burada. Dijitale taşınan hayatımızda ne gibi değişiklikler olabileceğini konuşmuştuk ve bunu eylemler üzerinden konuşmayı planlamıştık. Ve o da bize aslında tutunduğumuz gündelik hayatın değişmekte olduğunu anlatmıştı. Dolayısıyla aslında eylem biçimlerinin de nasıl dönüşebileceğini gündelik hayat üzerinden de okumaya çalışmıştık birlikte. Eğer merak ederseniz bir önceki bölüme gitmenizi önerelim. İsmi Dijital 1 Mayıs. Bu bölümü dinlemek mümkün olacak. Ve zaten aynı zamanda bir özel 1 Mayıs bölümüydü kendisi. Türkiye'nin ruh hali bugünlerde normale dönüş ama normale dönmeyiş arasında salınıyor aslında. Vaka sayılarının artması aslında azaldıktan sonra yeniden küçük bir artışa geçmesi endişe verici. Ve belki de aynı zamanda bugünlerde biraz da karantinalarımıza alıştığımızı konuşmamız lazım. Örneğin kendi üzerimden bir örnek verirsem esas konuyu kaçırmışken buldum ben kendimi. Neden karantinada olduğumuzu unuttum. Sanki gündelik hayatımız böyleymiş gibi gelmeye başladı. Eğer siz de buna benzer şeyler hissediyorsanız belki bana yazabilirsiniz ve Devam filminin Medyapod'un Twitter hesaplarına. Bunun dışında şimdi Devam filminin bu bölümünde bir konuğumuz olacak yine. Söylediğimiz gibi aslında bir seriye başlamış olduk. Koronavirüsle beraber Türkiye'de yükselen ya da değişmesi beklenen toplumsal hareketlerle ilgili bir seri olacak bu. Bugünkü konuğumuz da koronavirüsle mücadelede kiracı hakları için çağrı ve kampanya ekibinden avukat Arman Yıldız. Hoş geldin Arman. Merhaba Seçil. Arman Yılmaz. Çok özür dilerim. Evet, estağfurullah. Sıkıntı yok. Ve Arman Yılmaz'la beraberiz. Programın ilk dakikasında bir fail'la başlamış olduk. Buradan devam edeceğiz ama. İstanbul Kent Savunması'nın bir kampanyası bu. Aslında konut kirası meselesi bu. Detaylarıyla konuşacağız. Meclis gündeminde yer almadı ama konu hakkında yasal düzenleme yapılmasını talep eden bir imza kampanyası. Bu kiracı haklarını savunan bir imza kampanyası. 31 Mart tarihinde küresel salgınla mücadelede kiracı hakları için ekonomik adalet çağrısı başlığını da taşıyor. Buraya döneceğiz Arman Yılmaz'la beraber. Şimdi belki birazcık Türkiye'de ne oldu ne bitti çok kısa bunlardan özetle bahsetmek isterim. Ve bu yine bir Türkiye ruh hali panoraması çizdikten sonra bu kiracı hakları meselesini konuşuyor olacağız burada. Dünya Basın Özgürlüğü günü vardı aslında 3 Mayıs'ta. Gazeteciler gazetecilik hapiste ve aynı zamanda haberin olmaz hashtagleriyle kutladılar bugünü. Haberin var mı inisiyatifi ve TGS Türkiye Gazeteciler Sendikası düzenliyordu. İki ayrı sosyal medya etiketi ve eylemiyle birlikteydik diyebiliriz. Bunun dışında Hafıza Merkezi bir açıklama yayınladı. LGBTİ'lere karşı nefret söylemini eleştiren örgütlere yönelik bir hedef gösterme ve soruşturmalar son bulmalı diyor. Geçtiğimiz haftaya aslında bir manada damgasını vuran tartışmalardan bir tanesiydi. Diyanet'in açıklaması, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklaması üzerine başlamış bir tartışmaydı bu da. Çok kısaca hatırlatalım. Uluslararası Af Örgütü tüm dünyadaki düşünce mahkumları serbest bırakılsın dedi. Özellikle Covid nedeniyle de bu daha önemli bir hal alıyor dediler. Bunun dışında bir başka haber Sendika Org'a dair. Sendika Org'un kapatılmamak üzerine ya da sansüre karşı devam eden koşusu sürmeye devam ediyor. Anayasa Mahkemesi bu sitenin tamamen engellenmesinin basın ve ifade özgürlüğünün ihlali olacağına hükmetti ve sitenin temsilcisine 6.000 lira manevi tazminat ödeniyor olacak ve ihlalin sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapılacak. Süreci de izlemeye çalışacağız biz. Kadıköy Dayanışma Ağı 65 yaş üstü yurttaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Şimdi ihtiyaç sahibi çocuklar için oyuncak ve kitap kampanyası başlattı. Belki bununla da ilgilenebilirsiniz. Ve devam eden bir açlık grevi vardı. Grup yorum üyesinden bahsediyoruz İbrahim Gökçek'ten. Aslında açlık grevini sonlandırdıktan 2 gün sonra hayata veda etti.
Ve sonrasında da aslında bakarsanız cenaze töreninde ailesi gözaltına alındı. Gazi Mahallesi Cemevi'ndeki cenaze törenine de polis biber gazlarıyla saldırdı. İki talebi vardı Gökçek'in. Konserler üzerindeki yasaklar kaldırılsın ve bir plan yapılsın. Bir sonraki konserin tarihi belirlensin diyordu. Şimdi bu devam filminin aslında konusunu, çerçevesini çizdiğimiz bir bölümdü ve devamında Arman'la konuşacağız. Seni biraz bekletmiş oldum Arman. Yok estağfurullah. Belki burada şöyle bir şeyle bağlamak isterim. Bir geçtiğimiz haftanın da bir meselesiydi. Yani geçtiğimiz hafta devam filminin meselesiydi. 1 Mayıs'ta pek çok dijital aslında miting yapıldı. Yani İşçi Filmleri Festivali'nin açılışı vardı, bir canlı yayında yapıldı. Onu izledik, böyle giden gelen görüntüler yavaşlayan internetler arasında. Onun dışında bir miting vardı. TKP'nin mitingi, Türkiye İşçi Partisi'nin mitingiydi. Ve öncesinde de bir başka buluşma yapıldı. 1 Mayıs'ı sen nasıl kutlamış oldun? Mesela ben bunların nasıl süreceğini izledim. Ve enteresandı. Gerçekten dijital bir 1 Mayıs. Ve biraz da böyle kitleden kopuk hissettiğin, biraz böyle canlılığı aradığın bir şey. Saat 9'da evet. Bir eylem vardı aynı zamanda. Sen ne düşünüyorsun? Bir katılmaya da gözleme fırsatın oldu mu? Yani şu şekilde, hani 94'ten beri ilk defa 1 Mayıs'a fiilen katılmadım. Tabii hani bunun getirdiği bir eksiklik hissiyatı var ister istemez. Hani sokağa çıkamamak, birlikte olamamak ya da işte 1 Mayıs'taki o kitleyle buluşamamak ister istemez etkiliyor. Ama hani diğer taraftan ben de işte evde bir yandan sosyal medyadan işte konser takip ettim. Diğer taraftan akşamleyin işte balkona çıkıp 1 Mayıs'ı kutladım. Böyle gerçekten hayatımızda ilginç sayılabilecek, böyle hatta yani kesinlikle ilginç bir 1 Mayıs geçirdik. Evet. Yani bu tabii bundan sonraki esasında yaşamın, yani sadece bugüne dair değil, bundan sonra da bu nevi şeylerin olması durumundaki ilk denemeler gibi geliyor bana bu yaşadığımız dönem. Ama gerçekten ilginç bir Mayıs'tı. Yani benim ve çevremdeki birçok arkadaşın hissiyatı da aynı şekilde. Yani bir yandan bir eksiklik hissiyatı, diğer taraftan da hani bundan sonrakiler nasıl olacak, ne yapacağız kısmında da ister istemez düşündüren bir dönem yani bu dönem. Evet, hepimiz için öyle gerçekten. Bu şimdilik böyle bir kenarda tarihe not olarak durabilir belki. Ve şimdi kampanyayı konuşmaya başlayacağız. Teşekkürler katıldığın için tekrar. Şimdi koronavirüsle mücadelede kiracı hakları için çağrı kampanyası bu. Türkiye en çok kiraya para harcıyor. TÜİK'in 2018 yılı hane halkı bütçe araştırması sonuçlarına göre şimdi en yüksek pay %23.7 ile konut ve kira harcamalarına gidiyor. Ve bunun dışında bir araştırma daha var. KONDA'nın son 10 yıl içinde Türkiye'de nelerin değiştiğini tespit ettiği bir araştırma bu. 2008 ve 2018 yıllarında yapmışlar bu hayat tarzı araştırmasını. Türkiye'de inşa edilen konut sayısının artışına rağmen ev sahibi oranı düşmekte. Yani kiracıların sayısı artmaya devam ediyor. Türkiye'de böyle bir ivme var. Bununla ilgisi var mı bu başladığınız kampanya? Yani bu verilerle. Bununla ilgisi var mı? Hani işin şöyle bir kısmı var. Yani tabii hani bu KONDA'nın son 10 yıl için yapmış olduğu araştırmada da hani kiracı sayısı neden yükseliyor kısmı esasında yani hükümetin burada kalkıp yapmış olduğu düzenlemelerin getirdiği yer burası. Vatandaşları, yurttaşları getirdiği yer burası. Şöyle ki, yani şimdi mesela Türk Borçlar Kanunu kalkıp da yani bundan 10 yıl 8 yıl kadar önce değişti baktığınızda. Tabii burada düzenlenen ilişkilerin birçoğu, mesela önceden gayrimenkul kiralarının korunmasına ilişkin 6575 sayılı kanun vardı. 6576 sayılı kanun vardı. Bu kanun değişti. Bütün bu kira vesaire, bütün bunların tamamı Türk Borçlar Kanunu içerisine alındı. Bu da tabii önceki yasal düzenleme esasında kiracıyı koruyan bir yasal düzenlemeydi. Çünkü kiraya özgü bir kanundu. Ama şu andaki mevcuttaki meri hükümlerin olduğu düzenleme kalkıp aynı zamanda
mal sahiplerini de gözeten ya da işte onları da bir şekilde koruyan, haklar veren ya da işte bir şekilde ilerleyen dönemde de yaşayacağımız problemleri de çıkartacak gösteren düzenlemeleri içeriyordu. Dolayısıyla hani gelinen yer itibariyle biz tabii mevcuttaki uygulamalardan gördüğümüz kadarıyla devamlı iş yerlerine ilişkin kiralar konuşuluyor. Ama esasında burada gözden kaçırılan çok ciddi bir şekilde bir konut kirası problemi var. Yani bu bugünün problemi de değil Seçil. Yani Türkiye'de bu çok göz ardı edilmiş, geri plana atılmış bir problem. Yani dünyada bunun farklı örnekleri var. Birazdan anlatacağım eğer yeri gelirse. Ama hani bizde mesela bu kiracılık, özellikle konut kiracılığı kavramı doğru şekilde değerlendirilmemiş. Bu konuda bir örgütlenme yok. Yani tamamen mevcutta siyasal iktidarın oluşturduğu, yarattığı bir sistemin içerisine entegre oluyorsunuz ve hani kiracı olarak konutta tek kiracı olduğunuz için bu konuda talep haklarınız ve sesiniz de duyulmuyor. Yani gelinen yer burasıdır esasında. Biz de bunu öngörerek yani iş yerlerine ilişkin biliyorsun yani bir düzenleme getirdiler. O da hani o düzenlemeyi konuşalım, çünkü o düzenlemede çok yanlış anlaşılan hususlar var. Yani kalkıp da işte 3 ay süreyle, yani 30 Haziran'a kadar bu torba yasayla çıkardıkları düzenlemeye göre fesih ve tahliye haklarını mal sahiplerinin elinden aldılar. Ama dikkat edersen buradaki tarih 30 Haziran tarihi. Yani Temmuz ayında kirasını ödemeyen kişinin, yani bu bütün pandeminin ekonomik etkisinin ortaya çıkabileceği döneme ilişkin konuşuyorum. Herhangi bir şekilde iş yeri kiraları için bile bir koruması yok. Konutun zaten yok. Yani konuta ilişkin bu yasal düzenleme sadece iş yerlerini kapsıyor biliyorsunuz. Yani herhangi bir şekilde konuta özgü bir düzenleme yapılmadı. Ama diğer taraftan da hani baktığında pandeminin şöyle bir etkisi var. Yani insanlar işsiz kaldılar, insanların ekonomik durumları bozuldu. İnsanların düzenli ödemelerinden birisi başta gelen ödemesi kira. En büyük parayı yani burada kiraya yatırıyoruz biz. Dolayısıyla hani bu hususun gözden kaçıyor olması yanlış açıkçası. Biz bu çağrıya da bu sebeple çıktık yani. Aslında tek başına, yani hani bir yandan da iş yerlerini korumak için çıkarılmış bir kanundan bahsediyoruz ama onları bile gerçekçi bir manada korumadığından bahsediyoruz. Esasen bütün yıkıcı etkilerin görüleceği zamanı kapsamayacak bir kanunun ortaya çıkarılmış olmasından bahsediyoruz ki Haziran sonuna özellikle vurgu yapmanızın bir başka sebebi bu borçlar kanunu meselesi. 2020'de yürürlüğe girecek olmasıyla ilgili galiba, değil mi? Yani orada borçlar kanunundaki bazı hükümlerin 2020 itibariyle uygulanabilir hale gelmesi ve bunların tamamı da iş yerlerine ilişkin. Yani hani bu burada uygulanacak yeni hükümlerin tamamı iş yerlerine ilişkin ve burada esasında uygulanacak hükümlerde tüm bu pandeminin etkisini de azaltabilecek hükümler var ama iş yerleri özelinde. Yani şu hususu çok net söylemek lazım Seçil. Burada kalkıp da ne dediler, yani yasada neyi düzenlediler, dediler ki 3 ay için fesih ve tahliyeyi müsaade etmeyeceğiz dediler. Bunun sebebi neydi? Bu icra iflas kanunu 269. maddesi var. Burada kalkıp mesela bir kiracı kirasını ödeyemediği zaman mal sahibi kira sözleşmesini götürüyor icra dairesine, diyor ki bu kişiye ihtarlı ödeme emri göndermek istiyorum diyor. İhtarlı ödeme emrinde diyor ki sen kardeşim bu kiranı 30 gün içerisinde yatırmak zorundasın ya da bir itirazın varsa 7 gün içerisinde gel bunu söyle diyor kiracıya. Eğer kiracı bu 30 gün içerisinde yatırmazsa icra hukuk mahkemesi çok kısa bir yargılamayla bu kişilerin tahliyesine karar veriyor. Yani dolayısıyla engelledikleri şey bu. Ama dikkat edersen buradaki engellenen şey tahliye, yoksa mesela bu dönemde ödenmeyen kiraların adliyelerin açılmasıyla birlikte, yani Haziran 15 itibariyle icraya konu olmayacağına ilişkin bir düzenleme yok burada. Yani ki aslında yine kiracıların da merak ettiği şeylerden bir tanesi bu. Yani ve hani bir yandan da bana kalırsa ne bileyim Anadolu Ajansı gibi mecralarda örtük olarak bu söyleniyor. Yani ama hani buna yönlendirmeye çalışıyorlar insanları ama bu da bir çare olmayacak. Yok.
Yani burada bir kere bu açıklık yok yani. Zaten işte hani bizim çağrı metnimizde ilk olarak istediğimiz şey şu. Yani bu pandeminin yani 30 Haziran itibariyle sonuçlarının ortaya çıkacağına ilişkin bir şey, bir durum yok. Kaldı ki pandemi özelinde sadece iş yerlerine ilişkin düzenleme yaptınız. Halbuki konutlar yani ve yurttaşların barınma hakkı özelinde herhangi bir gelişme, bir şey yok şu ana kadar yapılan. Yani bu nedenden dolayı hani ilk maddede dedik ki yani bunun bütün etkilerini değerlendirebilecek bir pandeminin ekonomik etkilerini değerlendirecek bir kurul kurulmalı dedik. Yani şimdi mesela insanlar senin hani o değerlendirme yazında da var o. Yani insanlar Google'dan bize ne olacak diye arıyorlar. Doğru mu? Yani ama kalkıp da bunun cevabını verecek herhangi bir şey kurum yok yani bunun cevabı bu şekliyle Google'da vesaire de arayarak verilemez yani. Dolayısıyla bunu yönetebilecek bir merkezi kurulun kurulması zorunluydu esasında. Bu işin başında özellikle. Çünkü Aslında çok çok pardon lafını bölüyorum aynı zamanda. Belki şunu söylemek de lazım. Yani mesela kira yardımı diye dillendirilen bir şey de oldu. Olmadı değil ülkede. Ama mesela o kira yardımına mesela bir meraklı vatandaş olarak ben nasıl ulaşabileceğime dair baktığımda gerçekten deveye hendek atlatmak gibi o sonuca ulaşmaya çalışmak. Çünkü yani bir sürü kriter istiyorlar sizden ve o kriteri karşılayabilen herhalde çok az insan vardır Türkiye'de. Bunun net bir sonucu yok elimde elbette. Bunu böyle konuşmayalım ama aslında bahsedilen kira yardımı da yapılmış değil. Öyle bir şey olmadı neredeyse Türkiye'de. Ya şimdi şöyle bir şey var. Mesela Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 22.3.2020 tarihinde bir genelgesi var seçin. Bu genelgede diyor ki ben diyor kendime ait mülklerden diyor kapatılan yani bu şeyde 15 Mart'ta kapatılan yerlerle ilgili ben bu dönem boyunca kira almayacağım diyor. Etkilenenlerden de diyor kira indirimi yapacağım diyor. Bunu kim söylüyor? Çevre Şehircilik Bakanlığı. Ne ile ilgili? Sadece kendi mülkleriyle ilgili. Şimdi Sece bunu şöyle değerlendirirsen yani diğer bütün bu yurttaşın suçu devletten yer kiralamamak. Yani insanlar peki geri kalan ne oldu? Madem böyle bir düzenleme yapıyorsun buradaki ihtiyacın açık olduğu net. Bunu sadece üstüne üstlük sen iş yerleri özelinde yapıyorsun. İş yeri dışında konutlarda da bu ihtiyacın olduğu açık. Ama bunu hani konuşan, gören ya da herhangi bir şekilde değerlendirmeye alan kimse yok. Ama tekrar söylüyorum yani bu bakanlığın hani ben bu dönemde kapattığım yerden kira almayacağım, etkilenenden de kira indirimi yapacağım dediği şey esasında burada kaide olmalı. Yani en azından bu insanların şu dönemi atlatmasında bir kaide olmalı. Sonrası için de gerçekten yapıcı uygulamalar çıkarmalı hükümet. Yani diğer türlü eğer yalnız bırakırsa kişiler gerçekten zorla tahliyenin yolunu açan ve hani insanların gerçekten evsiz kalabileceği bir döneme evrilecek bu süreç. Peki elinizde bu kampanyayı hazırlarken, örgütlerken ya da bundan sonrası için hedeflediğiniz bir örneğin kaç kişi kirasını ödeyemedi? Çünkü bu işsiz kalmakla da bağlantılı olacak. İşte işini kaybetmiş olmak ve pandeminin pek çok olası ekonomik etkisi. Böyle bir araştırma ya da bu araştırmaya giden yol ya da buna benzer bir anket vesaire, Yani bir veri tabanı için bir şey var mı planladınız? bir anket çalışmamız olacak seçim. Yani bu konuda hani çok kısa bir anket hazırladık ama daha henüz yayamadık. Yani hani kişilere hani bu dönemdeki kirayı nasıl ödediniz? Ödediniz mi, ödemediniz mi? Ödediyseniz nasıl ödediniz? Nasıl anlaştınız kısmını sorup esasında o veriyi toplamaya da çalışacağız yani ilerleyen dönemde. Ama tabii hani şu hususu da söylemek lazım. Belki hani biz bu kampanyayı başlattığımız dönem kirayı konuşmak için belki de erken bir dönem. Belki de değil öyle yani. Çünkü hani çok da şey de olmadı. Hani nasıl diyeyim çok da hani bir destek de almadı işin gerçeği. Hani biz bir metin hazırladık. Bu metin kapsamında hani söylediğimiz ve önerdiğimiz yol ve yöntemler var açıkçası. Bunlarla ilgili tabii henüz daha insanlar canının derdine düşmüş, kiraya gelemedik gibi bir gerçeklikle de karşılaştık yani. Ama muhakkak ilerleyen dönem
buraya evrilecek yani. Bu kira Evet, bu konu önümüzdeki konuşulacak. dönemde konuşulacak hususlardan birisi. Evet, yani koronada ne olacak kira? Zaten işte 31'inde galiba dedik siz bu çağrı metnine Evet. çıktınız ve 11'inde Türkiye'de ilk vaka görülmüştü, Covid-19 vakası. İşte 20 gün olmuş neredeyse filan derken gerçekten erken de bir çağrı aynı zamanda. Ama Türkiye'de yer yer Arman bu tartışma yapıldı aslında, kiracı hakları ile ilgili örgütlenmeler. Bu biraz da yani Türkiye'de geçmişi olan ama temeli çok da sağlam olmayan bir tartışma aynı zamanda. Biraz da ben bu konunun dile getirilmesinde o geçmişin de payının olduğunu düşünüyorum. Yani şu şekilde yani kiracılar tabii ki yani bu konuda çeşitli örgütlenmeler oldu. Ancak hani bu mesela Türkiye özelinde bir tüketici hukuku değil seçil. Yani tüketici hukukundaki o çalışma düzen vesaire burada kirada yok. Halbuki dünyaya baktığında yani dünyadaki örneklere baktığında hani kiracı sendikasına kadar varan ya da işte Almanya'da son örnekte gördüğümüz gibi hani meclisten 5 yıllık kira artışının yapılmaması hususunda kararlar aldığı örgütlenmeler söz konusu. Şimdi Türkiye'de esasında bizim ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi gerçekten bu kira örgütlenmesinin doğru şekilde yani bir şekilde söz söyleyebilecek, bu hususta aydınlatıcı bilgi verebilecek ve yön verebilecek bir örgütlenmeye gitmesi bu işin. Evet. Bu galiba şununla da biraz ilgili. Yani bu Condon'un araştırmasından bahsettik başlarken, aslında insanların ev alma oranı da düşüyor. Bir kuşak farklılığı. Eskiden işte hani ev almak birincil amaçtı. Şimdi onun da biraz yer değiştirdiğini görüyoruz. Yani hem ekonomik imkanlar nedeniyle bu böyle elbette. Hem de insanların ilk derdi artık galiba ev almak olmuyor. Yani günlük hayatını geçirebilmekle ilgili bir şey oluyor. Ev almak biraz daha lüks bir şey. Elbette hala bir güvence olarak görülüyor. Bu bence yani bilinen bir kültürel kod da aynı zamanda, ama o şartların değişmesi Türkiye'de, yani insanlar belki de gençler özellikle ev almaktan bir tık uzak duruyor olabilirler mi diye düşünüyorum, benim çevremdeki arkadaşlarımla konuştuğumda. Çünkü böyle Yani bir şimdi mülk sahibi olmak bütün hayatını da ipotek altına almak demek. Çünkü bir evet. 10 yıllık borca giriyorsun yani aynı zamanda. Aynen öyle. Biraz ondan dolayı biraz değil esas tercih edilmeme sebebi yani mevcuttaki kazancınla senin ödeyeceğin miktar arasındaki dengesizlik. Yani sen hayatından feragat ederek bir ev alıyorsun. 10 yıl boyunca hayatını ipotek ediyorsun. Onu ödemek zorundasın. Yani bunu tercih etmemek bence çok da yani hani yadırganan bir durum değil. Hani biz hani tabii kuşak olarak bizden önceki kuşağın o garantici ve şey hususu bir de hani şunu unutmamak lazım Seçil. Yani Türkiye'deki gayrimenkul fiyatları vesaireleri son dönem itibariyle inanılmaz bir yere gitti. Yani bir insanın çalışarak kendi emeğiyle kalkıp bir ev alabilmesi için artık 10 yılları konuşmuyoruz. 20-25 yılları konuşuyoruz yani. Tabii Belki tabii de tabii daha ve uzun üzerine faizler. Evet, üzerine ciddi binmiş Evet. faizler. Yani bankayla gerçekten muhatap olmak, bankayla kaderini bir kesmek gibi bir şeyden bahsediyoruz. Belki yani hani kiracılık meselesinin Türkiye'de tartışılması da bundan sonraki başka türlü bir bu ekonomiye de dayanan kültürel gelişimle ya da kültürel değişimle birlikte olurmuş gibi de düşünüyorum. Sen kiracı sendikasından bahsedince mesela aklıma bu geldi. Çünkü bu bir yandan da kiracı hakları kadar basit bir şey de değil sahiden. Yani kiracı haklarını savunan bir gerçekten bir örgütlenmenin olması ancak gerçekçi bir sözleşme yapılabilmesini sağlayabilir. Evet. Yoksa işte oturduğumuz evde sürekli gerçekten bir tür hesap makinesi gibi fatura yazan bir şeyden bahsediyoruz gibi yani. Kampanyada tam da böyle bir yere dayanıyor. Aslında gelmek istediğim yerlerden biri de tırnak içinde buydu. Yani Türkiye'de tam da böyle şimdilik insanların dönüp bakabildiği bir kampanya değil belki de. Koronada ne olacak kira diye sorduğunuz şey. Ama önümüzdeki günlerde mutlaka tartışmaya devam etmenin belki de elzem olduğu önemli meselelerden bir tanesi. Evet. Yani şu hususu da tabii atlamamak lazım Fethi. Yani mesela şu anda kalkıp da mevcut yasal düzenleme anlamında söylüyorum. Yani bunu özellikle hani belirtmem gerekir. Çünkü esasına baktığında hani bu pandemi hakkında şu ana kadar verilmiş Türkiye'de mahkemelerden bir karar yok. Bizim öngörümüz
pandeminin daha önce Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun mücbir sebep olarak kabul ettiği salgın hastalığa ilişkin bir karar var. Yani kuvvetle muhtemel bu mücbir sebep olarak kabul edilecek pandemi durumu. Tabii bunun kira sözleşmelerine de etkisi olacak. Yani şöyle ki, şimdi kalkıp da mesela mevcutta hükümet herhangi bir şekilde burada adım dahi atmasa, mevcut yasal düzenlemede kalkıp ben kiramı benim sebep olmadığım bir durumdan kaynaklı ödeyemiyorum, İfa güçlüğü çekiyorum diyecek. Yani bu Türk Borçlar Kanunu'nun 138. maddesi var. 138. maddede diyor ki, yani tarafların iradeleri dışında bir problem ortaya çıkacak. Bu problem sonucunda da diyor, bu kişi ifa edemeyecek. Bu durumda diyor, gidip mahkemeden söz konusu duruma ilişkin yeni koşullara göre sözleşmesinin uyarlanmasını isteyebilir diyor. Yani burada ben özellikle adliyelerin açıldıktan sonraki böyle hani parlayan dava derler ya. Hani parlayan dava demezler de, hani parlayan bir yol diyeyim sana. Bu mesela davaların çok fazla geleceğini düşünüyorum. Ama bu mesela üzerine. Evet, bu hususta da yani burada hani bizi dinleyenlere de söyleyeyim. Yani bu hususta özellikle bu dönemde ödedikleri kiralar da işte bir şerh koymaları gerekiyor. Yani benim burada uyarlama davası ya da bu Türk Borçlar Kanunu 138'den kaynaklı haklarım saklıdır demeleri gerekiyor. Bunun ilerleyen dönemde geçerli olabilmesi için. Yani burada mevcut yasal düzenleme ile de bu ilerleyen dönemde çok dava konusu olacak. Ve hani şu anda hukukçular arasında çok ciddi bir tartışma dönüyor seçim. Yani bunun sözleşmelere etkisi ne olacak? Tüm sözleşmelere. Ama kira özelinde kiranın yaptırımı tahliye gibi zorla yerinde edilmeye varan bir ciddi yaptırımı var. Dolayısıyla biz bunu bugünden konuşmazsak önümüze gelecek davalar da çok geç olacak. Evet. Yani aslına bakarsanız şimdi bir yasal düzenleme yapılmıyor olması hem adliyelerin bu konuyla ilgili davalarda dolup taşması belki gibi bir ihtimali doğuracak. Hem de aslında bakınca galiba birbirinden farklı pek çok karar çıkacak ortaya. Yani bu bir bireysel inisiyatife kalacakmış gibi anlıyorum. Doğru mu? Doğru. Yani burada hani bireysel inisiyatife kalmasa bile dediğim gibi adliyenin yükünü çok ağırlaştıracak bir yere gidiyor. Daha da kötüsü işte o dönem içerisinde hani kiranın ödenmemesinden kaynaklı çok ciddi problemleri de beraberinde getirecek bu durum. Evet, yani ve bugün tahliyeler. Evet. Yani dolayısıyla bugünden esasında bunu konuşmaya başlamak gerçekten doğru bir şey yani seçim. Belki de şunu sormak da isterim. Yani tahliyenin sonrası ne olabilir? Hani insan hadi tahliye oldum der ama orada bitmeyecek yani. Bir de bunun icrası olacak galiba. Evet. Değil mi? Yeni tabii bir ev bulmak gibi bir süreç bu. Sonuçta birbirini takip eden bir döngü. Evet. Yani o borçtan tabii hani tahliyeyle kurtulmuyorsunuz. Aynen söylediğin gibi. Hani bunun icraya yol açan veya devamında işte kişileri çok daha zor duruma düşecek yaptırımları var. Yani benim açıkçası hani benim demeyeyim yani bizim burada bu kampanya özelinde hani bu metni hazırlamamız ve devamında böyle bir çağrıya çıkmamızın sebebi de gerçekten pandeminin ekonomik etkilerinin şu andan öngörülemiyor olması. Yani biz bilemiyoruz ki Haziran'dan sonra yani bence mesela böyle bir piyasa açılması vesaire şusu busu insanların düzgün işlerinden para kazanması gibi bir durum olmayabilir bu yani. Ve bu olmadığı zaman kişiler hani barınacakları yerle ilgili bile çok ciddi sıkıntılar yaşayacaklar. Peki ben şunu da sorabilir miyim bunun üzerine? Yani yasada nasıldır barınma hakkı bir kişinin? Nasıl bir yere, nasıl bir hak verir bir yurttaşa? Yani şu şekilde esasında hani Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında özellikle konuşmak lazım bunu. Yani işte Birleşmiş Milletler Konut Hakkı sistemi içerisinde Türkiye'nin yüklendiği uluslararası edimler var. Yani burada özellikle şeyi söylüyor. Kişi, aile veya toplulukların kendi iradeleri dışında ve alternatif barınma olanağı sağlanmadan konutlarından ve mahallelerinden tahliye edilmeleri ilk görüşte insan hakkı ihlali sayılıyor. Yani buna karşı da yani normal
koşullarda baktığında bir yurttaşın herhangi bir şekilde bu zorla edilmesi özellikle böyle bir süreçte çok ciddi hak kayıplarına sebep olacaktır. Ama hani mevcuttaki yasal düzenlemeyle kira sözleşmeleri üzerindeki etkisini söylüyorsan, yasa zaten burada Türk Borçlar Kanunu'nda düzenliyor kiracılık ilişkilerini ve özellikle hani bundan sonraki süreçte biraz önce o anlattığım Borçlar Kanunu'ndaki 138. maddesi kapsamında kuvvetle muhtemel bu kira sözleşmeleri uyarlama davalarına konu olacak. Yani şeyi bu. Ben kalkıp da işimi kaybetmişim pandemiden dolayı, işten çıkartılmışım. Ben kalkıp da yani bütün bu düzenimi neye göre kurdum? Çalıştığım ve açıkçası işte maaş aldığım, para kazandığım bir sisteme göre kurdum. Doğru mu? Pandeminin, tabii, ben pandemiden etkilendiğim zaman işsiz kaldığımda benim kalkıp burada bu kira miktarını bu şekilde ödeyemeyeceğim açık. Ama bunu mahkemeler değerlendirecek. Yani biz bugünden buna bir şey söylememiz çok kolay değil açıkçası Seçil. Evet, yani işte burada galiba biraz önce bahsettiğimiz bu mücbir sebeple mahkemeye, evet, düşmek gibi şeyler devreye girecek, evet, ve belki de işte burada birbirinden farklı kararlar çıkıyor olacak. Peki, aynen, son bir soru. Belki biri tahliye etmezse evini, borçları ödeyemedi, yapacak bir şey yok. Kiracı gelip yani ev sahibi zorluyor, darlıyor ama buna da yapacak bir şey yok. Param yok yani. Zorluyor ama tahliye etmiyorum. Ne olur? Ne olur bana yani? Yani sonuçta eninde sonunda kalkıp burada biraz önce o söylediğim İcra İflas Kanunu'nun 269. maddesi ve Borçlar Kanunu'ndaki edimlerini yerine getirmediği için devlet zoruyla, icra kanalıyla tahliye edilir. Aynen. Her durumda tahliye edilir seçim. Yani mesela o yüzden de aslında tahliye meselesini konuşmak burada kritik bir öneme sahip. Evet. Evet. Ya şimdi şeyi de söylemek lazım. Mesela hani bizim buradaki metinde esasında biz bir yol söyledik Seçil. Yani dedik ki hani burada hükümet kalkıp sorumluluk almalı buna ilişkin. Yani burada kiracılar kirasını ödemesin, mal sahipleri de hani mal sahibinin de canı çıksın gibi bir şey değil yani söylediğimiz. Evet, söylediğimiz bununla geçinen tam tersi, insanlar da var. Evet, bunu da söyleyelim tabii burada. Yani bu bizim söylediğimiz şey burada bir dengenin oturtulabilmesi ve hükümetin burada sorumluluk alabilmesi. Şimdi ben bunu görmezden gelmeye devam edilirse bu şekliyle, dediğim gibi adliyeler açıldıktan sonraki süreçte biz tamamen bu hikayeleri anlatmaya ve konuşmaya başlayacağız. Yani evet, bu çok net görünüyor çünkü insanlar gerçekten ödeyemiyorlar. Evet. Ve ondan sonrası gerçekten herkes için, her iki taraf, hem kiracı hem ev sahibi için daha da zorlayıcı meselelere gebe olacak. Ama burada gerçekten bir sorumluluk alması hükümetin imza kampanyasının da söylediği şeylerden bir tanesi. Başlığı tam söyleyelim: küresel salgınla mücadele edecek, mücadelede kiracı hakları için ekonomik adalet çağrısı. Detaylı bir açıklaması var. Pek çok açıdan yaklaşan bir açıklaması var. Biz burada Arman'la birazcık üzerine gitmeye, deşmeye çalıştık ama merak edenler için bunu söylemiş olalım. İstanbul Kent Savunması'nın kampanyalarından biri. Eklemek istediğin bir şey olur mu Arman? Eklemek istediğim sadece şu husus var Seçil. Şimdi mesela New York'ta biliyorsun yani bir kira grevi meselesi var. Onu da notlarımdan baktım şimdi. Söylemeden geçmeyeyim. Şimdi mesela biz Türkiye'de bir kira grevi şeklinde bir şeyi açıkçası önermedik. Ya da herhangi bir şekilde böyle bir yapılanma, böyle bir eylemliği öngörmedik. Bunun şöyle bir sebebi var. Şimdi yani New York'ta mesela baktığında mülklerin çoğunluğu özel şirketlere ait. Yani sadece bu hususta çalışan ve kiraya veren şirketler var. Esasında bu kalkıp da yapılan grev de bu şirketlere karşı yapılıyor. Oysa bizim Türkiye'de baktığında hani mal sahiplerinin büyük çoğunluğu da hani tek evi olan ya da işte atıyorum hani emekli olmuş ama yatırımını oraya yapmış, oradan gelenle yaşayan insanlar. Hani şu aşamada bizim açıkçası böyle bir New York'ta ya da işte yurt dışındaki bu grevler vesaireyi öngörmememizin sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani biz burada kiracıyı korurken sadece kiralayanları tamamen yani onlar almasın demek bize doğru gelmedi açıkçası. Biz bu nedenle hani bu yolu da öngörmedik. Bunu da eklemek isterim.
Evet, bu da önemli bir yerde aslında. Hatta benim de atladığım bir aşama oldu. New York'ta yapılan eylemlerden bir tanesinde kiracıları koru, kirayı iptal et sloganı kullanılıyor örneğin. İnsanlar arabalarının üzerine bunu yazmışlar. Orada da yapılan eylemlerden bir tanesi buydu. İki farklı ülke elbette. Yani asla Amerika ile kıyaslamak doğru değil ki işte Türkiye'de belki az önce konuştuğumuz gibi bu konuyu yeni konuşmaya başlıyoruz. Belki önümüze bir zorunluluk olarak yeni dayanmış olacak. Çok teşekkürler katkıların için Arman. Rica ederim. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür ederim Seçil. Çok çok teşekkürler ben de geldiğiniz için, konuk olduğunuz için ve anlattıklarınız için. Yine görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, devam filmini dinlediniz burada şimdi. Arman Yılmaz'la beraberdik ve aslında kiracıların haklarını konuşmaya çalıştık burada. Esas mesele belki de tahliye durumunda ne olacağını konuşmak. Kiracıların ve aynı zamanda ev sahiplerinin de hakkını savunmaya çalışan bir yerden bakmaya çalışıyor İstanbul Kent Savunması. Bu konuda hükümetin bir sorumluluk alması gerektiğini söylüyor. Aksi halde diyor Arman Yılmaz, önümüzdeki günlerde her yer aslında mahkemeler pek çok insanla dolacak. Bu davalar önümüzdeki günlerin parlayan davası olacak. Hukukçular arasında da ciddi bir tartışma konusu olduğunu aktardı. Devam filmi buradaydı. Ben Seçil Türkkan, Teknik Masa'da İlkan Akgül'le beraberdiniz. Bize pek çok podcast mecrasından ulaşmanız mümkün. Hatırlatalım bunu da sizlere. Google Podcast, Spotify ve Apple aynı zamanda bakabileceğiniz mecralar. Spreaker da bunlardan bir tanesi. Bana mail atmanız mümkün. seciltürkan@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 2 hafta sonra yeniden burada olacak devam filmi yeni bir konuyla birlikte. Şimdilik hoşçakalın.